akşam iki ayet-i kerime okuyacağım size. Kur'an-ı Kerim'i biliyorsunuz. Hem bir yol haritası, hem bir hayat rehberi, hem bir sevap kazandırma makinesi. Ama bunun yanında Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği daha var. Ahlak öğretmeni. Kur'an-ı Kerim başından sonra bir ahlak öğretmenidir. Onun ette kemiğe bürünmüş hali Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun ahlakı Kur'an'ı diyor Ayşe annemiz. Allah ondan razı olsun. Et kemik hali Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla bu akşam okuyacağım iki ayet-i kerime Mücadele Suresi'nden olacak. 9 ve 10 ayetlerini okuyacağım. Bu ayetlerde Allah-u Teala ahlakımıza bir dokunuş da yapmak istiyor. Yaşam tarzımızda, gün içerisinde, insanlarla yapacağımız konuşmalarda nasıl konuşmamız gerektiğini. Şüphe uyandırıcı, suizanına sevk edici, insanların akıllarında vesveseye sevk edici, fitne çıkartıcı şekilde konuşmamamız gerektiğini, fısıldaşarak konuşanların nelere dikkat etmesi gerektiğini bu iki ayet-i kerimede Mevla Teala bize bildiriyor. İnşallah bu ayetlerin tefsirini bu akşam yapacağız. İyi bir şekilde idrak ederiz, hayatımıza monte ederiz. Şeytanın bu tuzağına düşmeden hayatımızı devam ettiririz. Çünkü şu anda özellikle ülkemizde ve cahil Müslümanların çok olduğu yerlerde fısıldaşarak konuşma, aynı ortamda farklı farklı insanlar varken iki kişinin, üç kişinin köşeye geçmesi ve fısıldaşarak konuşması ve kötü konuşması çok fazla yapılıyor. Başkaları hakkında konuşmalar, vurucu, iğneleyici bakışlar, alaycı gülümsemeler, fısıldaşarak konuşma. Bu akşamki meselemiz bu. Mevla ayetleri iyi bir şekilde idrak etmeyi, kalbimize, ahlakımıza monte etmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu iza tenacaytum fela tetenacav bil ismi vel udvani ve ma'siyetir rasul وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhakkak yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız şöyle buyurdu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ey iman eden kimseler! Burada hitap Müslümanlarıdır. اِذَا تَنَاجَيْتُمْ Siz aranızda gizli gizli konuşurken, burada aranızda gizli gizli konuşurken diye hitap ediyor Allah Teala. Demek ki Müslümanlar arasında gizli konuşmalar, baş başa fısıldaşmalar yapılabiliyor muymuş? Olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş çünkü aranızda gizli gizli konuşurken diyor Mevla Teala. Fele tetenacev. Sakın şöyle fısıldaşmayın. Fısıldaşma yapıyorsunuz. Aranızda konuşuyorsunuz. Gizli gizli ama sakın o fısıldaşma için de şöyle yapmayın. Bil ismi. Günahtan konuşmayın, günahı konuşmayın, nasıl günah işlerinizi konuşmayın. Şşt, ne yapalım? Yarın pazar ya. Akşam partiye gidelim. İçki, biraz da göz zinası. Biraz da gıybetin dibine vururuz. Fısıldaşıyor. İki tane Müslüman birbiriyle fısıldaşıyor. Bakın, günahın büyük günah işlese bile, günahın günah olduğunu kabul ediyorsa bu kişiye kafir denmez. Büyük günahkar denir, fasık denir. İki Müslüman fısıldaşıyor, diğerleri duymasın. Onlar da olaya ortak olmasın ya da bunları ayıplamasınlar diye, mahalle baskısı yemesinler diye iki Müslüman, zayıf Müslüman fısıldaşıyorlar. Ama günahtan konuşuyorlar. Hafta sonu haftalığın dörtte birini at yarışına yatıracağım. Kimseye söyleme, sakın anam babam bilmesin, beni keserler. Fısıldaşıyor bak. Günahta yardımlaşma, günahta destek olma, günahta fısıldaşma. Birbirlerine fısıltılarla gaz veriyorlar. Diğerleri duymasın ve ayıplanmasınlar diye. Allah-u Teala buyuruyor ki, sakın fele tetenacev, sakın fısıldaşmayın. Bil ismi, günah konusunda birbirinize fısıldaşmayın. Birbirinize gaz vermeyin. Şeytana doğru destekte bulunmayın. Çünkü günah konusunda insanların birbirine destek vermesi demek, birbirinin şeytan olması demektir. Şeytan gözümüzle görmediğimiz, illüzyon sanatında usta, bizden çok daha alim olan kişi değildir sadece. Şeytan aynı zamanda şeytanlaşmış insanlardır. Şeytanın tarikatına o kadar fazla bağlı ki,
onunla fena fişeyh olmuş. Öyle dermişler var. Fena şeytan. Şeytanla hemdem olmuş. Ona o kadar fazla benziyor ki. Şeytanı çalıştırmıyor artık. Tamam, sen vazifeni yaptın. Benim şeyhimsin. Beni yeteri kadar eğittin. Şimdi insanları günaha, masiyete, peygambere düşmanlığa, kulübe, içkiye, zinaya, kumara ben sevk ediyorum artık. Ben bunu yapabiliyorum. Uyuşturucuya ben sevk edebiliyorum. Diyerek şeytanın vazifesini alan iki ayaklı şeytanlar var. İki ayaklı şeytanlar görünmeyen şeytanlardan daha tehlikeli. Çünkü bunlar koluna girebiliyor. Bunlar senin hatırını kullanabiliyor. Yani benim hatırım yok mu o kadar ya? Gel beraber kulübe gidelim. İçki içelim iki tane. O kadar mı hatırım yok? 20 yıllık arkadaşız. Bu hatır adamı cehenneme götürür. Allah-u Teala diyor ki gizli gizli konuştuğunuz zaman sakın günah konuşmayın. Birbirinize günahı hatırlatmayın, günah işlemeyi kolaylaştırmayın. Çünkü bir mesele ne kadar çok konuşulursa o mesele insanlar nazarında o kadar kolaylaşır. Normalleşir. Zina, bir mahallede hiç zina etmeyen insanlar varsa, gençler varsa o mahalleye yeni taşınmış olan bir genç mütemadiyen, daimi surette bu zinayı yapıyorsa, diğer gençlerin yanında bunu anlatıyorsa tıpkı gıybet yapmak gibi ağızlarına bal çalınır. Ve diğerlerinde bu normalleşir. Aa, biz çok büyük bir günah olarak biliyoruz ya. Ya ne günah bu, bir ihtiyaç. He? Ekmek mi bu, su mu ya? Yani zina yapmazsan ölür müsün? İhtiyaç. Bu bir ihtiyaç, yapacaksın. Madem bunu bir ihtiyaç olarak görüyorsun, helal ihtiyaca gideceksin ve nikahlanacaksın. Nikah yapmadığın zaman bu ihtiyaç şeytani bir ihtiyaç oluyor. Ve Allah'a isyan noktasında başkaldırıyorsun. Allah'ın sana evlenmen için vermiş olduğu bu şehvet kuvvetini onun istemediği tarafta, şeytana kullukta kullanıyorsun. Bu şehveti niye erkeğe ve kadına Allah-u Teala verdi? Evliliğe bizi mecbur kılsın diye. 18'e, 20'ye geldiğin zaman şehvetin kuvvetleniyor. 23, 24'e geldiğin zaman yükseliyor ve zirveye çıkıyor. Bir an evvel evlenme ihtiyacı hissediyorsun. Şehvet olmasa kimse kimseyle evlenir mi? O kadar mali yükü çekmek, hiç tanımadığın bir erkekle bir evde hayat sürmeye başlamak, hiç tanımadığın bir kadını almak ve bütün giderlerini karşılayacağını vaat etmek. Kardeşim oradan tespiti yaptı, bir de dırdırını çekmek. Biliyorsunuz kadınlarda en büyük özellik nedir? Dır. Çene. Hanımınıza çok konuşuyorsun, çenen çok düşkün demeyin kardeşler. Sustuğun zaman dudakların ne kadar güzelleşiyor hatun. Değil, romantik olun biraz. Yani çok konuşuyorsun, çok dırdırından bıktım falan dersen o dinlemez zaten. İnaden, inatla hareket eder ve daha fazla konuşmaya başlar. Siz ne yapacaksınız? Ters psikoloji. Sustuğun zaman dudakların ne kadar çekici oluyor hatunum. Sultanım, susmak sana yakışıyor. Ağabey, ne kadar güzel. Politik olun kardeşler. Bu böyle. Allah-u Teala Hazretleri bizi ikaz ediyor, uyarıyor. Sakın ola bu fısıldaşmaları yaptığınız zaman günah üzerine fısıldaşmayın.